Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünün onun kirlilcini anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Fethullahçı terör örgütünün mağduriyet yalanlarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının sosyal medyada yapmış olduğu mağduriyet tiyatrolarında onlarca vaka var. Ben sondan başlayarak 5 tane örneği anlatacağım. Bunlardan ilki 24 Kasım tarihinde cezaevinde ölen darbeci general Kemal Mutlum'un ardından dökülen ağıt. Kemal Mutlum kim? 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Komuta Kontrol Daire Başkanı olan, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni ele geçiren, İncirlik'ten Eskişehir'e pek çok hava üssüyle irtibata geçip darbeci Semih Terzi'yi Diyarbakır'dan Ankara'ya getirilmesini sağlayan, onlarca insanın ölümünden sorumlu bir isim. 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, 3901 yılda hapis cezası var. 3900 yılda ayrıca hapis cezası olan bir adam. Kemal Mutlum cezaevinde kanser oluyor ve kanserinin ardından tam 3 kez ameliyat geçiriyor. Devlet anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 77 kişinin ölümünden sorumlu olduğu için ayrıca 77 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kemal Mutlum'u cezaevinde 3 kere ameliyat ettiriyor. Yani kanserine ilişkin bütün tedaviler yürütülüyor ve Kemal Mutlum ağırlaştığında adli tıp her zaman olduğu üzere onun cezaevinden salıverilmesine dair açıklama yapıyor ve mahkeme Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na görüş soruyor. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı da diyor ki bu adam darbenin aktif planlayıcılarından bir tanesi. Dışarıda olması sıkıntıya sebebiyet verebilir. Tedavisi cezaevi koşullarında devam etsin. Ve Kemal Mutlum cezaevinde öldü. Cezaevinde ölümünün ardından bir kıyamet koptu. Gelecek Partisi kurucusu eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan ulusalcı kimliğiyle bilinen Müyesser Yıldız'a kadar, ki Sezgin Tanrıkulu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimleri söylemiyorum. Onlar zaten bu işin abonesi biliyorsunuz. Kemal Mutlum'a zulüm edildiğini, Kemal Mutlum'a adaletsizce davranıldığından bahsettiler ve darbeci general Kemal Mutlum'un ölümü ardından neredeyse ağıt yaktılar. Bir kez daha hatırlatalım. Kemal Mutlum 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından bir tanesi. Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesine sebep olan isimlerden biri. Ve darbe gecesi Türkiye'deki bütün askeri üslerle, bunların içerisinde İncirlik üssü de var, irtibata geçerek oradan savaş uçaklarının kalkmasını ve Türkiye'deki masum insanların şehit edilmesine sebep olmuş bir isim. Bu isme dair tek adaletsizlik 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 yıl daha cezaevinde kalması, vatana ihanetten, masum insan öldürmekten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaktan idam edilmemiş olması. Bunun başka herhangi bir mağduriyeti yok. Fethullahçı terör örgütünün mağduriyet tiyatrosunda bir diğer perde yine 24 Kasım'da gerçekleşti. 24 Kasım biliyorsunuz öğretmenler günü ve FETÖ mensupları biz terörist değiliz, öğretmeniz şeklinde sosyal medyada kıyameti kopardılar. Birbiri ardından FETÖ'cü öğretmenler öğrencilerinden uzak kaldıkları için nasıl mağdur olduklarını anlattılar. Fethullahçı terör örgütü mensubu hiçbir öğretmen olduğu için hapse girmedi ya da öğretmen olduğu için mahkum edilmedi. Yani imlal kurallarını yanlış öğrettiği için ya da iki bilinmeyenli denklemi hızlı çözdüremediği için bu isimler mahkum olmadı. Bunlar Fethullahçı terör örgütü bünyesi içerisinde gencecik çocukları kandırıp onların ilk mahrem abileri olduğu için, onların TSK'ya girip, emniyete girip bu vatanın evlatlarına kurşun sıkacak birer piyon haline gelmesine sebep oldukları için yargılandılar. Fethullahçı terör örgütü mensupları içerisinde PKK imamı olan Bahattin Karataş da eski bir öğretmen. Ve kendisi diyor ki biz öğretmenken örgüte adam kazandırmak için bazen kahvede babasıyla karşılaşıp oğlunun bize gelmesi için konuşurduk. Bazen maç yaparmış gibi davranıp onları kandırırdık. Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde öğretmenlerin görevi bu. 13-14 yaşındaki çocukları kandırıp FETÖ elebaşına sunmak ve FETÖ elebaşının emri doğrultusunda onları birer piyon haline getirmek. Ancak FETÖ mensuplarına bakarsanız sanki bunlar öğretmenlik mesleğinden ötürü cezaevine girmiş ya da sorgulanmış ya da yargılanmış ya da o nedenle firari olan isimler gibi geliyor. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının öğretmenlere ilişkin ortaya attığı somut bir yalandan daha bahsedelim. Gökhan Açıkkolu meselesi. Gökhan Açıkkolu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yakalanmış ve sorgulanırken kalp krizi geçirerek ölmüş bir isim. Öğretmen aynı zamanda
mahrem imam. Fakat öldüğü için dosyası düşen ve öğretmenlik görevine geri döndürülen bir isim. Kıyamet bundan sonra koptu. Önce dediler ki Gökhan Açıkkulu işkenceyle öldürüldü. İşkenceyle öldürülmediği ortaya çıktı. Sonra dediler ki Gökhan Açıkkulu'nun masum olduğu ortaya çıktı. Evet, baktığınız zaman memuriyete iade edilmiş. Peki neden? Adam öldüğü için. Yani ölen birinin mahkumiyeti kesinleşmediği için üzerindeki dosya düşüyor. Haliyle dosya düştüğü için de kaybettiği memurluk hakkını geri veriyorlar ailesine. Diyorlar ki evet, senin kocan bir mahrem imamdı. Sizin evladınız bir mahrem imamdı. Fakat mahkemede bu kesinleşmediği için, Yargıtay bunu onamadığı için, bu sırada bu öldüğü için bu haklarınızı size geri veriyoruz. Fakat öyle bir kıyamet koptu ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yazarlara, insan hakları aktivistlerine kadar işte adamın mağdur olduğu, masum olduğu ortaya çıktı. Göreve iade ettiniz. Eğer masum olmasaydı niye göreve iade ederdiniz? Tekrar ediyorum. Adam yargılanmadan öldüğü için göreve iade edildi. Masum olduğu için değil. Gökhan Açıkkolu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Acıbadem'de darbeci askerlere yolu açan polislerin mahrem imamı. Fethullahçı terör örgütü mensupları her hal ve şartta mağdur olabilmenin bir yolunu buluyorlar. Bunlardan bir tanesi de 18 Ekim'de gerçekleşti. 18 Ekim'de Gazi Turgut Aslan'ın adıyla başlayan ve tüm Türkiye'de yapılan büyük FETÖ operasyonunda yüzlerce insan gözaltına alındı ve ardından kıyamet koptu. Kek börek yüzünden insanlar terörist olarak suçlanıyor. Masum insanlara yardım etmek suç mu? İnsanlara 3 kuruş para vermek suç mu şeklinde kıyamet koptu. Önce Turgut Aslan kim? Onu hatırlatalım. Turgut Aslan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TERM şube müdürü olan bir isim ve darbenin olduğunu öğrenince jandarma genel komutanlığına gidip müdahale etmeye çalışırken darbeci askerler tarafından başından vurularak 103 gün komada kalan bir emniyet müdürü ve Turgut Aslan'ı şehit etmeye çalışan darbeci hain bizim sıklıkla 15 Temmuz'a dair videolarda verdiğimiz Erkan Öktem. Erkan Öktem panzerleri vurun, polis araçlarını indirin, onların hiçbir tanesi bize ait değil şeklinde FETÖ'cü pilotlara talimatlar yardıran bir isim. İndirilsin, indirilsin. Zinizamiyelerdeki zırhlılar polisin vurulsun. Tekrar ediyorum. Bütün zırhlılar vurulsun. Bizim zırhımız yok. 15 Temmuz'un sabahında da Turgut Aslan'ı şehit etmek için götürüyor ve Turgut Aslan'a sıktığı kurşun onun ölümüne sebep vermiyor. Ama 103 gün boyunca Turgut Aslan komada kaldı ve FETÖ'nün mağduriyetinden bahseden hiç kimse, FETÖ'cülerin mağduriyetinden bahseden hiç kimse Turgut Aslan'ın yaşadığı sağlık sorunlarına dair tek bir kelam dahi etmedi. Turgut Aslan şu anda tedavisine devam ediyor. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı olarak devlete hizmet etmeye devam eden bir isim. İşte o Turgut Aslan'ın adının verildiği dev FETÖ operasyonunda yüzlerce insan yakalandı. Bunlardan 153 tanesi para kuryesi ve KHK'yla ihraç edilmiş ancak haklarında yeterli delil olmadığı için mahkumiyet kararı almamış isimler. Yani KHK'yla ihraç edilmiş ve muhalefetin iktidarı döneminde kamuya geri döndürüleceği kesin olan 153 kişi FETÖ adına para kuryeliği yaparken yakalandı. Bunu ilk başta şu şekilde düşünebilirsiniz. Adamlar cezaevine girmiş, arkadaşları ona yardım ediyor. Yok, böyle değil. Bu para kuryeleri, para dağıttığı isimlerin TC kimlik numaraları dışında ve onların ailelerinin aslında kim olduğu dışında çok fazla bir şey bilmiyor. O ailelerle bir temasları yok. O ailelerle duygusal bir ilişkileri yok. Sadece kendilerine verilen bir liste var ve banka ATM'lerine gidip TC kimlik numaralarını yazıp o isimlere aylık 3000 lira ile 6000 lira arasında bir para dağıtıyorlar. Bunu itirafçı olmasınlar diye dağıtıyorlar. Ve örgütteki konumlarına göre bu 6000 lira daha da artabiliyor. Yeter ki bu aileler çocuklarını itirafçı olmamaya ikna etsinler diye aylık para dağıtıyorlar. Bu yakalanan FETÖ'cü kuryelerden bir tanesi jandarmadan ihraç edilmiş bir yüzbaşı. Fakat hakkında somut bir delil olmadığı için, mahkeme hakkında somut bir delil bulamadığı için serbest bırakmış. Bu FETÖ kuryesi bir kadına düzenli olarak ATM'den para gönderiyor. Bu kadın kim bakalım? Bu kadının 3 tane çocuğu var. Bir tanesi 15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve 15 Temmuz'da polis özel harekat tarafından cehenneme gönderilen binbaşı Zekeriya Açıkgöz. Zekeriya Açıkgöz, Mehmet Dişli'nin darbeci ekibinde yer alan, darbe planlamaları içerisinde yer alan, aynı zamanda darbenin Akıncı üstündeki 5 mahrem imamından biri olan Nurettin Oruç'la işbirliği içerisinde olan bir adam. Ve Zekeriya Açıkgöz'ün annesine bu kurye her ay para gönderiyor. Bu kadının tek çocuğu da Zekeriya Açıkgöz değil. Bu kadının bir diğer çocuğu Serhat Açıkgöz, MİT'ten atılma bir FETÖ'cü ve şu an cezaevinde.
Bununla mı sınırlı kaldı? Değil. Bir diğer çocuğu Deniz Kuvvetleri'nde astsubayken FETÖ mahrem imamlarıyla irtibatı bulunan Ferhat Açıkgöz. Yani FETÖ'cü olmak suçlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan bir kurye, bir tanesi darbeyi planlayan bir binbaşı, bir tanesi MİT'ten ihraç edilmiş bir isim, bir tanesi Deniz Kuvvetleri'nde astsubay olan üç çocuk annesi bir kadına her ay düzenli olarak para gönderiyor. Birileri bize bunun normal bir olay olduğundan bahsediyor. Sadece bu da değil, tutuklananlar arasında gaybet evlerine para aktarmak için organizasyonlar düzenleyen kadınlar var. Ve bu kadınlar bize nasıl masum, nasıl mağdur ilan ediliyor? Müsaade ederseniz bunu okuyayım. Bu kadınları mağdur ilan eden Habertürk'ten Nihal Bengüsü Karaca attığı tweette aynen şu şekilde söylüyor. Çek yufka dayanışmasından terör icat etmenin yasal bir dayanağı olamaz. Hazin yanı bunu yapan alkış alacağını düşünüyor. Bu ekonomik krizde çoluk çocuk gerekirse açlıktan da ölsün deniliyor resmen. Daha açık söylenemezdi. Sadece devlet değil, toplum adına da utanç vesikası. Burada müsaade ederseniz bir dakika duralım. Darbeyi gerçekleştiremedikleri için mağdur olan FETÖ'cüler var. Bu FETÖ'cüler herhangi bir pişmanlık göstermiyorlar. Bu FETÖ'cülerin aileleri de cezaevindeki çocuklarının pişmanlık göstermemesi için onlara psikolojik baskı uyguluyor. Ve bu ailelere para gönderen birileri var. Ve o para gönderen birileri FETÖ mensubu. Bunlar operasyon düzenlendi ve bu operasyonu alkışladığımız için biz hem devlet hem de toplum olarak utanmalıyız. Niye? Utanması gereken birileri varsa bunlar darbe yapmaya çalışan FETÖ'cüler. Utanması gereken birileri varsa bu FETÖ'cülere koltuk çıkanlar. Utanması gereken birileri varsa darbenin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen darbeye tiyatro diyen muhainler. Biz niye utanıyoruz? Bunu anlamadım. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının mağduriyet tiyatrosunda bir diğer perde yaşlıları kullanmak. Biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütü mensubu pek çok yaşlı isim var ve bunlar gözaltına alınıp tutuklandığında kıyamet kopuyor. Sürekli sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. İşte falanca kişi şeker hastası, filanca kişi kalp hastası, filanca kişi tansiyon hastası. Bunları cezaevinde tutmanın ne gereği var? Bu yaşlılardan birkaç tanesini tanıyalım. Bir tanesi Enver Altaylı. Alman gizli servisi BND ve CIA adına çalışan bir ajan. Kaşif Kocunoğlu'nu FETÖ ile başına şikayet eden ve Kaşif Kocunoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ yapılanmasını deşifre etmesinden rahatsız olan bir isim. Kaşif Kocunoğlu'nun şehit edilmesinde parmağı olan bir adam. Aynı zamanda Necip Habremitoğlu suikastinde tutuklanmış bir isim. İlk tutuklanma nedeni de Fethullahçı terör örgütü mensuplarının MİT'e sızdırdığı isimlerin yurt dışına kaçışını organize etmek. Bu nedenle tutuklanıyor. Ve bu tutuklandığında da gayet yaşlı. Yani ben yaşlı başlı bir adamım. Bana ne sizin darbe faaliyetinizden, bana ne sizin yurt dışına kaçma çabanızdan falan demiyor. Ancak bu Enver Altaylı cezaevine girdiği zaman Enver Altaylı'nın yaşından ötürü bizim Enver Altaylı'nın salıverilmesini iddia etmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü mağdur olacak. Yaşlı bir adam. İyi de bu yaşlı adam zaten pek çok faaliyetini yaşlıyken yapıyor. Yani 20 yaşında işlediği suçtan ötürü cezaevinde değil. Ki o da olabilir. Amerika'da bunun örnekleri var. Zengin milyarder 20 yaşında, 30'lu yaşlarında işlediği ceza nedeniyle 70 küsur yaşında hapse girip ölebiliyor. Bu Amerika'da olunca insan haklarına uygun oluyor. Türkiye'de 70 yaşında bir adam ihanet edip cezaevine girdiğinde ama o şeker hastası oluyor. Bizi ilgilendiren bir durum yok. Bir diğer yaşlıdan bahsedelim. Halil Karakoç, FETÖ elebaşı ile ilk örgüt toplantılarını yapan, örgütün himmet toplantılarında kıdemli abi olarak çağrılan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası aldıktan sonra tekrardan tutuklanan bir adam. Bunun sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüğümüzde o kadar kıyamet kopuyor ki sanki zannedersiniz 70 yaşındaki adamı Europa suya muhtaç edecek şekilde cezaevine aldılar ve cezaevinde 50 yıl boyunca yatacak. Yahu toplam yatarı zaten 7 yıl 6 ay ve 3 yıldır cezaevinde bu adam. Birkaç yıl sonra da çıkacak. Ve cezaevinde her türlü sağlık kontrolü yapılan bir adam. Ve tekrar ediyorum. Bu adam hem FETÖ'nün ilk kuruluş toplantılarında yer alan hem de 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'nün himmet toplantılarında kıdemli abi olarak çağrılıp çok fazla paranın örgüte aktarılmasını sağlamış bir adam. Bu yaşlılar meselesi oldukça ilginç. Çünkü biliyorsunuz FETÖ elebaşı da 80 yaşını devirdi. Yani FETÖ elebaşı Türkiye'ye iade edilse bu isimlerin pek çoğu ya FETÖ elebaşı yaşlı bir adam. Eline de silah almamış. Baktığınızda 15 Temmuz'da FETÖ ile başının eline silah aldığını gösteren bir delil yok. Darbeyi FETÖ ile başının emrindeki FETÖ'cüler yaptı. O çünkü Amerika'daydı. Peki biz bu adamı şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası, pek çok hastalığı olan da bir adam. Niye cezaevine atacak mıyız diyeceğiz. İşte bunlardan bir tanesi İlhan İşbilen FETÖ ile başıyla beraber örgütü kuran 3 kişiden biri eski AK Parti milletvekili ve
FETÖ'nün bütün karanlık işlerini ilk organize eden isimlerden biri. Ancak buna dair paylaşımları görseniz zannedersiniz ki İlhan İşbilen dünya tahtası ponçik bir adam ve yaşlı adamı tansiyon hastası, şeker hastası, kalp hastası, yaşlı bir adamı cezaevine atıyorlar. Ya bu adamın işlediği suçlarla bunun şeker hastası olmasının bir alakası yok ki. Kaldı ki cezaevinde tedavisi de yapılıyor. FETÖ'nün mağduriyet tiyatrosunda en son perde en acıklı olan. Annelik dünyanın en kutsal olaylarından bir tanesidir. Bütün kadim medeniyetlerde, bütün dinlerde, bütün toplumsal değer yargılarında annelik dokunulmazdır. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Fakat bir anne düşünün, doğumuna bir ay kala yurt dışına kaçıyor ve yurt dışından tekrardan Türkiye'ye iade ediliyor. Ve mahkumiyet kararı olmasına rağmen yurt dışına kaçıyor. Kaçtığında Türkiye'ye iade ediliyor. Ve kaçış şüphesi olduğu için tutuklanıyor. Şimdi bu anneye mağdur diyebilir miyiz? Burada tek bir mağdur var. Annenin karnındaki çocuk. Ama ona da yapacak hiçbir şey yok. İşte bunlardan bir tanesi Ceyda Nur Erdoğdu. Tutuklandığında kıyamet koptu. Pek çok ünlü sanatçı avukat tutmaktan falan bahsetti. Sosyal medyada ya bu FETÖ ile mücadele abartılıyormuş şeklinde bir takım yorumlar geldi. Neticede 8 aylık hamile bir kadının tutuklamanın mantıklı bir gerekçesi olmazdı. O 8 aylık hamile kadın hakkında kesinleşmiş hapis cezası çocuğunu doğurduktan aylar sonra infaz edileceğini bildiğinden yani bir 4-5 ay 6 ay geçecek o çocuk belli bir merhaleye gelecek öyle cezaevine girecek. İşlediği suç nedeniyle mahkum o kadın 8 aylık hamileyken 9 aylık hamileyken yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtı. Yunanistan'a kaçtıktan sonra Yunanistan'da bunu Türkiye'ye iade etti. Türkiye'ye geri gönderdi ve emniyet güçleri yakaladığında sahte pasaportla Yunanistan'a kaçan bu kadının FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? Ya sen bir kere kaçtın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası da var ama gene kaçman için hadi biz seni serbest bırakalım mı denmesi gerekiyor? Yoksa senin kaçma şüphen var ve hukukun gerektirdiği şey sana verilen hakkı suistimal ettin, infazın ertelenecekti, belli bir süreye kadar cezaevine girmeyecektin. Ancak sen bu süreyi çocuğuna bakmak yerine yurt dışına kaçmakla değerlendirdin. Öyleyse seni tutuklayacağız mı denmeliydi ki Ceyda Nur Erdoğdu da doğumundan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Bakın daha burada bu kadınların hamile kalma nedenlerinin yargılanma aşamasında kendilerine ekstra bir avantaj sağlamak olduğundan ya da FETÖ elebaşının emriyle hamile kaldığından ya da hamile kalmak için hülle evlilik yaptığından falan bahsetmiyorum. Hamile bir kadın yurt dışına kaçıyor ve yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye'ye iade ediliyor. Yapılan kontrolde kadının mahkumiyet kararı olduğu ve infaz ertelemesine rağmen yurt dışında kaçtığı ortaya çıkıyor. Burada başka yapılacak herhangi bir şey yok. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının mağduriyet yalanlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Ancak şunu hatırlatmakta da fayda var. FETÖ'nün mağduriyet tiyatrosu 16 Temmuz'da başladı. Hatırlayın FETÖ elebaşı darbenin hemen ardından uluslararası medya kuruluşlarını çağırıp aslında kendisinin ne kadar yaşlı olduğunu, ayılıp bayıldığını, tansiyonunun sürekli çıktığını, hasta olduğundan falan bahsetti. Ve darbeyle hiçbir alakası olmadığını iddia etti. Aslında FETÖ'cülerin mağduriyeti FETÖ elebaşının bu açıklamalarıyla da sınırlı değil. Onlar darbe yapamadıkları için kendilerini mağdur ilan ediyorlar. Yani FETÖ'nün en büyük mağduriyeti darbeyi başaramamaları. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün mahrem yapılanmasını, örgütün karıştığı kumpasları, ortaya attığı yalanları deşifre etmeye devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.